istatistik verisi yansıtsın. Beşer yıllık aralarla, beşer yıllık dönemlerde bize ürün kompozisyonunu gösteriyor. En altta olan en soldaki buğday. Yani 91-95 arasında buğday var. Bu bakımda, bu konuda hassasiyet gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu konuda yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan istikrar. Önümüzde seçim de var. Yani o istikrar sağlandıkça inşallah daha iyi hizmetlerde bundan sonra gelecek diye düşünüyoruz. Tabii Yılmaz Bey ve ekibi bundan sonraki çağrı programları, bundan sonraki verilecek desteklere ilişkin ciddi bir çalışma yapıyorlar. Bunu zaman zaman yönetim kurulunda tartışıyoruz. Yine huzurla da söylüyoruz. Yine tarım inşallah önde olacak. Tabii iyi tarım yapılan bir il olunca da az önce başkanın vermiş olduğu rakamlar organ sanayi bölgemiz, yani birinci organ sanayi bölgemiz daha çok gıda kümeleşmesi olan, gıda ağırlıklı sanayisi olan bir organ sanayi bölgesi oldu. İkinci sanayi bölgesinin biliyorsunuz birinci etap altyapı çalışmaları bitti. İkinci etapın ihale sürecindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da oradaki tahsisler yapılacak. Üçüncü ve dördüncü organ sanayi bölgelerinde biliyorsunuz Nusaybin ve Midyat'la alakalı şu anda hem yer araştırması yapılıyor. Onlar da kısa süre içerisinde inşallah tüzel kişilik kazanacak ve onların da tahsisatları siz değerli yatırımcılarımıza veya dışarıdan gelen yatırımcılarımıza veya sizin ortak olacağınız dışarıdan getireceğiniz yatırımcılara verilecek. Tabii bölgenin en büyük sıkıntılarından bir tanesi istihdam. Bu istihdamı da hep beraber çözeceğiz. Çünkü devamlı kamu kurumlarına TYP'den geçici istihdamla bu işi çözmek mümkün değil. Daha kalıcı istihdamı sağlamak durumundayız. Bütün gayretimiz de bu. İşte başkanım da burada, yani Ankara'da görüşüyor. Yani devamlı tamam, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu geçici istihdama ilişkin bir sürü bize şey geliyor. Geçtiğimiz ay geldi, başlatacağız 1300 kişi. Şimdi geliyor, başlatacağız 1000 kişi. Yani bunlar ama geçici tedbirler. Ama açılacak olan bu sanayi tesisleri daha kalıcı bir istihdama yol açacak. Bütün gayretimizde inşallah bu kalıcı istihdam için dikkat ettiğiniz gibi hem bölgede, yani bu bölgede başta Mardin olmak üzere bu huzuru sağlıyoruz. Yeri geldiğinde de sınır ötesinde bu huzuru sağlamak için her türlü zaten devletimiz tedbirini almış durumda ve çalışıyor. İnşallah bu sürdürülen huzur siz kıymetli yatırımcıların da yüzünü güldürecek. Analiz, tahlil yapacak bir laboratuvarımız eksikti. Bunu gidermek için Gaziantep'lere kadar gidiyorduk. İhracatımız bu bölgeyle gıda tarım sanayi üzerine kurulduğu için Mardin'imiz, Mardin bir tarım eli olduğu için tabii ki ihracatımız da gıda üzerinde yoğunlaşıyor. Sanayimiz de gıda üzerinde yoğunlaşıyor. Ama çok büyük bir eksikti. Analiz raporunu düzenleyecek bir laboratuvardan eksik oluşumuz. Bunu da tamamlaması bakımından Dicle Kalkınma Ajansı bunun şahsında Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizin kendi imkanlarıyla zor koşullar içerisinde 37 tane un fabrikası, 4 tane makarna fabrikası, 16 tane bulgur fabrikası, 1 adet marçimek fabrikası, 2 adet de yem fabrikası, 4 adet imbik fabrikası ve 1 adet de şehriye fabrikası. Organize sanayi bölgemizde toplam olarak tarımsal alanda hizmet götürülen, hizmet üreten ve istihdam yaratanların toplam sayısı 97'ye ulaşmaktır. Neredeyse yarın. Bizim zahireciler olarak 2007 yılında Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi temelini atarken bizim hayal ettiğimiz projelerin içerisinde bir tanesi de bu laboratuvardı. Bu laboratuvarın bir paydaşı olmaktan bu laboratuvarı ve modern bir borsa binasının Kızıltepe'de yerleşmesinde yer temini tahsisinde bulunmaktan şahsım ve derneğimiz adına mutluluğumu ifade etmek istiyorum.